Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sindirim sistemi ile ilgili şöyle kazanım sorularımızı çözmeye başlayalım. Hemen birinci sorumuzdan. Aşağıda verilen sindirim organları ve görevleriyle ilgili eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor bize. Dişler besinlerin mekanik sindirimi doğrudur arkadaşlar. Yemek borusu besinlerin peristaltik hareket ile mideye ulaşması. Hatırlarsanız derste anlatmıştım. Şöyle hemen size bunu çizmek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi besinler şöyle midemize iniyor arkadaşlar. Doğrudur. Mide proteinlerin kimyasal sindirime uğratılması. Bu da doğru bir bilgi olacak. Midenin görevidir arkadaşlar. İnce bağırsak besin monomerlerinin emilimi yüzeyini arttırır ve besin monomerlerini emilimini arttırır arkadaşlar. Sağlar. Doğru olacak. Kalın bağırsak besinlerin kimyasal sindiriminin tamamlanması. Arkadaşlar kalın bağırsak besinlerin kimyasal sindirimiyle alakası yoktur. Kalın bağırsak sadece minerallerin emildiği yerdir. Besinlerin kimyasal sindiriminin tamamlandığı yer ise arkadaşlar ince bağırsaktır. Birinci sorumuzun cevabı Edirne. Karaciğerin görevleriyle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Amonyağın üreye dönüştürülmesini sağlar. Arkadaşlar tabii ki de amonyağın üreye dönüştürülmesi bu karaciğerin bir görevidir. İlaç kalıntıları gibi zehirli maddelerin etkisini azaltmak kesinlikle görevidir. Yaşlanmış al yuvarların parçalanması bu da arkadaşlar nedir? Karaciğerin görevidir. Proteinlerin sindirimi için gerekli enzimleri üretmek. Arkadaşlar şimdi karaciğerin böyle bir görevi yok. Yani proteinlerin sindirimi için enzim üretme gibi bir görevi yok. Cevap Denizli. Kandaki fazla glikozu glikojene çevirmek de yine bizim karaciğerimizin görevleri arasındadır. Sindirim organlarında meydana gelen kimyasal sindirim sırasında aşağıdaki grafiklerde gösterilen değişimlerden hangisi gerçekleşmez diyor. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi birinci şekilde ATP azalmış. Peki sizlere soruyorum. Sindirim olaylarında ya da hidroliz olaylarında ATP harcanır mı? Hayır arkadaşlar harcanmaz. Adana doğru cevabınız olacak. Gerçekleşmiyor. Monomer miktarı artar çünkü polimerler monomerlere dönüşürler. Serbest enzim miktarına baktığınızda başlangıçta enzim miktarı azalır. Belirli bir süre kullanılır ortamda bulunmaz enzim. Çünkü o substratla birlikte artık değil mi bir kompleks yapı oluşturmuştur. Daha sonra enzimler reaksiyondan değişmeden çıkacağı için tekrardan enzimlerin sayısı artar. Ceyhan şıkkı doğrudur. Su miktarı hidrolizde kullanılacağı için azalır. Polimer besin miktarına baktığınızda polimer besin miktarı azalacak. Bunun sebebi bunun monomer miktarı olmasıdır arkadaşlar. Aşağıda sıcaklık ve su miktarı aynı olduğu 3 deney tüpüne farklı organik molekül ve enzimler konulup bir süre bekletiliyor. Buna göre deney sonucunda tüplerin hangilerinde besinlerin monomerlerine rastlanır? 50 ml su pişmiş nişasta amilaz. Arkadaşlar sonuçta amilaz enzimi normalde nişastayı sindirir ama pişmiş nişastayı sindiremez. O yüzden arkadaşlar bu olmaz. Yağ, safra, lipaz 30 derece. Her şey uygun. Su var, yağ var, safra var. Safra ne yapar? Yağın mekanik sindirimini yapar. Lipaz yağın kimyasal sindirimini yapar. Ortam sıcaklığına bakıyorum. 30 derece uygundur. O zaman 2 olur. Hemen üçüncüsüne bakalım. 50 ml su, protein, pepsin ve 30 derece. Şimdi burada arkadaşlar tamam ortam uygun gibi gözüküyor ama uygun değil. Neden? Çünkü proteinin amino asitlere kadar dönüşebilmesi için pepsin enzimi tek başına yeterli olmaz. Pepsin enzimi proteinlere neye dönüştürür? Hatırlamanızı istiyorum ben buradan. Yazayım size de. Poli yazayım hatırlayın. Poli peptit değil mi? Bakın poli
peptitlere dönüştürür. Ama polipeptitlerden tekrardan ayrılıp amino asitlerine kadar inmesi için başka enzimler de gereklidir. Bu tek başına yeterli değildir. Bu yüzden bunu alamazsınız. Cevabınız Bursa olmak zorundadır. Yani yalnız 2. Ve 5. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki şekilde insanda sindirim sistemi organları numaralandırılarak gösterilmiştir. 1, 2, 3, 4 ve 5. Buna göre verilen organ çiftlerinden hangisinde kimyasal sindirim olmaz demiş. Şimdi arkadaşlar bakalım. Karaciğer. Karaciğerde kimyasal sindirim olmaz arkadaşlar. Burada sindirim yok. Bu mide. Evet, midede hem mekanik hem de kimyasal sindirim bulunur. 4 numaraya şöyle baktığımızda arkadaşlar bakın şurası. Bakın pankreas. Burada da arkadaşlar sindirim olur. 2 numara ince bağırsak sindirim olur. 3 numara kalın bağırsak burada kimyasal sindirim gerçekleşmiyor arkadaşlar. Cevabınız 1 ve 3 oluyor. Aşağıda verilen sindirim organı çiftlerinden hangisi yağların sindirimi için gerekli salgıları üretilmiş? Bakalım ağız ve mide. Arkadaşlar yağların sindirimi için buralarda salgı olmuyor. Mide ve karaciğer. İnce bağırsak ve pankreas. Şimdi ince bağırsakta yine sindirim enzimleri üretiliyor ama size burada demiş ki gerekli salgıları üretir demiş. Bakın hem pankreas hem de karaciğer. Bu ikisi tamamlar arkadaşlar. Pankreasta ve karaciğerde yağların sindirimi için gerekli olan salgılar yapılır. Çünkü baktığınızda karaciğerde hangi salgı yapılıyor? Safra sıvısı yapılıyor. Bu da yağların sindirimi için gereklidir arkadaşlar. Yine pankreasta da enzimler sentezleniyor. Demiş ki aşağıdaki grafikte X, Y, Z besinlerinin miktarlarındaki zamanla meydana gelen değişimler gösterilmiştir. Grafiklere göre X, Y, Z ile belirtilen besin çeşitleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar X, Y ve Z'ye baktık grafiklere göre. Şimdi X ne olabilir bakalım. Ağızda sindirim yok. Midede var. İnce bağırsakta var arkadaşlar. Bu hangisi olabilir şuradan? Kesinlikle protein olur. Değil mi arkadaşlar? X protein olacaktır. Şıklardan proteini alalım. Bakın. Cevap ya A ya C. Hemen geçiyorum Y'ye. Ağızda sindirim yok. Midede sindirim yok. Yalnızca ince bağırsakta. Bu da yağ olacaktır. Z'de ise ağızda sindirim var. Midede yok. İnce bağırsakta var. Bu da arkadaşlar karbonhidrat olacaktır. 7. sorunuzun cevabı Ceyhan olacaktır. Geldik 8. soruya. Demiş ki besin, karbonhidrat, protein, yağ, yapı, ağız, mide, ince bağırsak. Kimyasal sindirimin olduğunu artı, sindirim olmadığını eksi ile gösteriyoruz. Yukarıdaki tabloda 1, 2 ve 3 ile gösterilen boşluklara kimyasal sindirim olup olmamasına göre yazılması gereken semboller hangi seçenekte verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım ağızda karbonhidratların sindirimi var mıdır? Evet arkadaşlar vardır. O zaman buraya ne yazacağım ben? Artı yazacağım. Artı ve artı. Demek ki C ve D gider. 2'ye bakalım. Midede proteinin sindirimi var mıdır? Vardır arkadaşlar. Artı yazacağım. 3'e bakalım. İnce bağırsakta bütün zaten hepsinin sindirimi vardır. Artı yazacaksınız. 3'ünün de artı olduğu şık ise Adana'dır arkadaşlar. Burada Adana'yı alıyorsunuz. Aşağıdaki şekilde insanın sindirim sistemini oluşturan yapı ve organlar numaralarla verilmiştir, gösterilmiştir. Diyor ki numaralanmış yapı ve organların hangilerinde sindirim enzimi üretimi yapılır? Şimdi bir numarada tükürük bezi var ve tükürük bezi arkadaşlar burada sindirim enzimi üretimi yapılır. Amilaz enzimi üretilir. Bu da karbonhidratları ve nişastayı sindirir. 2 numaraya baktığımızda yemek borusunda herhangi bir sindirim enzimi üretilmez.
3 numaraya baktığımızda karaciğer arkadaşlar, burada da değil. 5 numaraya baktığımızda mide. Burada arkadaşlar pepsinojen üretimi var. Buraya baktığımızda kalın bağırsakta üretim yok, ince bağırsakta üretim söz konusu. Doğal olarak 1, 5 ve 7 numara oluyor. Karaciğerde üretilen ve safra kesesinde depolanan safra sıvısı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Yağların mekanik sindirimini sağlar. Arkadaşlar baktığımızda safra sıvısı, evet, yağların mekanik sindirimini sağlıyor. Adek vitaminlerin ince bağırsakta emilimini kolaylaştırmak yine safra sıvısının görevlerindendir. Mideden ince bağırsağa gelen asidik karışımı nötralize etmek safra sıvısının görevi. Antiseptik özelliği ile bağırsakta zararlı bakterilerin üremeyi engellemesi görevi. Protein ve karbonhidratların kimyasal sindirimini sağlamak. Hayır arkadaşlar, safranın kimyasal bir sindirimle ilgili bir görevi yok. Zaten kimyasal sindirimin mekanik sindirim yapıyor. Onu da protein ve karbonhidrat değil, yağların mekanik sindirimini yapıyor. Her türlü cevabınız Edirne olur. Gelelim 11'e. İnsan sindirim organlarında nokta nokta moleküllerinden hangilerinin kimyasal sindirimi yapılamaz? Şimdi bizim sindirim organlarımızda glikojenin sindirimi yapılabilir mi arkadaşlar? Yapılamıyor. Yapılıyor. Tabii ki yapılıyor. Glikojen, çünkü glikoza çevrilir arkadaşlar, yapılır. Mineral yapılamıyor. Selüloz, bunu yapamayız arkadaşlar. Bitki kaynaklı o. Zaten çok serttir selüloz. Sindirimi olmaz bizde, insanlarda. Geviş getiren memelilerde selülozun sindirimi olur. O da onların bağırsaklarındaki bazı bakteriler yardımıyla oluyor. Yağ sindiririz arkadaşlar. Yağ asidi ve gliserole kadar. Polipeptitleri de peptitlere, evet, bunları da tripeptitlere ve dipeptitlere kadar, oradan da amino asitlere kadar sindiririz. Buna da sıkıntı yok. 2 ve 3 olacak. Evet. Başka var mı? Yok. O zaman 8. teste geldik hemen. Ve birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki şekilde karaciğer ile bağlantılı bazı damarlar numaralarla verilmiştir diyor. Numaralı damarlar ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Bakalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle 2 numaralı damara bakmanızı istiyorum. Bakın, karaciğere gördüğünüz gibi bakın getirici bir damar var burada. Bakın, atar damar, karaciğer atar damarı, şurada karaciğer toplar damarı, şurada da kapı toplar damarı bulunuyor. Şöyle tokluk durumunda, bir dakika. Tokluk durumunda 3 noğlu damardaki glikoz miktarı 1 ve 2 noğlu damardan fazladır. Arkadaşlar, şuranın hangi damar olduğunu söyledim az önce size. Kapı toplar damarı olduğunu söyledim ve dikkat edin, ince bağırsaktan gelen bir damar bu. Doğal olarak tokluk durumunda siz buradaki glikozları nereye götürüyorsunuz? Artık toksunuz ya, ince bağırsağınızı sindirdiniz ya, glikoza dönüştürdünüz. Glikozları karaciğere götürüyorsunuz. Amacınız glikojen yapmak. O zaman birinci öncül doğru. İkinci damardaki oksijen miktarı 1 ve 3 numaralı damarlardan fazladır demiş arkadaşlar. İkinci damara ben az önce ne dedim arkadaşlar? Atar damar dedim. Karaciğer atar damarı. Atar damarlarda toplar damara göre oksijen miktarı daha fazladır. Her türlü doğru. Açlık durumunda 1 noğlu damardaki glikoz miktarı 2 ve 3 noğlu damardakinden yüksektir. Şimdi açlık durumunda diyelim ki kapı toplar damarından benim karaciğerime glikojen gelmedi. Ne olacak? Karaciğerde hali hazırda bulunan glikojenler glikozlara dönüşecek ve bakın buradan devam edecek. Yani glikojenler glikoza dönüşecek. Glikoz burada fazla arkadaşlar. Bu da doğru. Cevabım ne oldu hocam? Edirne oldu. Geldik 3 numaraya.
Aşağıdaki şekilde X organının şekli ve kısımları gösterilmiştir. Kör bağırsak, X organı, rektum, anüs. Bu organ nedir arkadaşlar? Kalın bağırsak gördüğünüz gibi değil mi? Şöyle. Bakın rektüme ve anüse bağlanıyor. Hangisi bu organın yaptığı görevlerden biri değildir arkadaşlar? Bakalım. D ve K vitaminleri ile suyun geri emilimini sağlamak. Bu kalın bağırsağın görevi. Mutualist bakteriler için yaşama olanı sağlamak. Yani B ve K vitamini salgılayan, sentezleyen bakterilerden bahsediyoruz. Sodyum, klor ve potasyum gibi elektrolitlerin emilimini sağlamak doğru bir ifade olacak. Sindirim sonucu oluşmuş monomerlerin geri emilimini gerçekleştirmek. Bakın arkadaşlar, bu da doğru olacak. Pardon, bir dakika, bu yanlış olacak. Kalın bağırsak sindirim sonucu oluşmuş monomerleri yapmaz. Orada sadece su ve minerallerin emilimi gerçekleşir çünkü. Şunlara doğru dedik. Sindirilmiş atık maddeleri vücuttan uzaklaştırmak, bu da doğru bir ifade olacak. Cevabımız denizle oluyor diyorum ve devam ediyorum 3 numaraya. Nerede? Aşağıda verilen hormonlardan hangisi sindirim sisteminin de görevli organlar tarafından üretilmez demiş. Sindirim sisteminde gerekli organlar. İnsülin pankreas tarafından üretiliyor. Arkadaşlar evet, insülin sindirim sistemi gerekli. Glisin mide tarafından. Okey, bu da sindirim. Glukagon pankreas tarafından. Entrogastrin, bu da tamam. Kalsitonin. Şimdi arkadaşlar, kalsitonin sindirim sistemi tarafından değil, tiroid tarafından üretilen bir hormondur. Baktığınızda bu yüzden cevabınızı Edirne olarak belirliyorsunuz. Ve 4 numaraya geçiyoruz. İnsanların hem ince bağırsak hem de kalın bağırsaklarında aşağıdaki besin maddelerinden hangisinin emilimi gözlenir demiş. Ve 4 numaraya baktığımız 4. soruya baktığımızda cevabımız Adana oluyor. Çünkü vitaminler arkadaşlar hem ince bağırsak hem de kalın bağırsaklarda emilimi gerçekleşebilir. Ama diğerlerine baktığınızda amino asit, gliserol, glikoz, yağ asidi, bunlar ince bağırsakta olur. 5. soruya bakalım arkadaşlar. Yağların hidrolizi sonucu oluşan yağ asitleri ve gliserol ince bağırsak villuslarında emildikten sonra verilen yapılarından hangi sıra ile geçerek kalbe ulaşır? Şimdi arkadaşlar, böyle bir durumda öncelikle peke sarnıcından geçiyor. Yani 2 numaradan. Daha sonra göğüs lenf kanalı 1 numaradan geçiyor. Daha sonra sol köprücük altı toplar damarı, en son da üst ana toplar damarından geçiyor. Yani burada cevabın ne oldu? Adana oldu. Aşağıdaki şekilde villusun yapısı ve kısımları gösterilmiştir. Bakın, epitel hücre, kan kılcalı, lenf kılcalı, sinir. Villusların yapısı ve görevleriyle ilgili hangisi yanlıştır? Sindirim sonucu oluşan maddeler pasif ve aktif taşıma ile epitel hücreleri tarafından emilir. Bu doğrudur arkadaşlar. Pasif ve aktif taşıma ile epitel hücreleri tarafından emilimi gerçekleşiyor. Bu yapı sayesinde ince bağırsakta emilim yüzeyi kesinlikle arttırılıyor. Sindirim enzimleri üreterek kimyasal sindirimi gerçekleştirir. Arkadaşlar, buradaki villusların sindirim enzimi üretmek gibi bir görevleri yok. Cevap Ceyhan. Yağ asitleri, gliserol ve yağda eriyen vitaminlerin lenf kılcalına geçmesini sağlar. Kesinlikle doğru bir ifade. Amino asit ve karbonhidrat monomerleri emilerek kan kılcalına taşır. Bu da doğru bir ifade. Cevabınız bu soru için Ceyhan oldu. Yediye bakalım. Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin sindirimi sonucunda açığa çıkan monomerlerin tamamının dolaşım sisteminde ortak olarak görüldüğü ilk yer hangisidir demiş arkadaşlar. Tabii ki baktığınızda, bakın, hem karbonhidrat hem yağ hem de proteinin sindiriminden bahsediyoruz ve
Ortak olarak görüldüğü yer sağ kulakçıktır arkadaşlar. Bunlar sağ kulakça geliyor. Cevabınız Denizli. Aşağıdaki grafikte insan sindirim organlarında kimyasal sindirime yapılan bir besin maddesinin miktarındaki değişim gösterilmiştir. Buna göre bu besin maddesinin kimyasal sindiriminin gerçekleştiği zaman diliminde aşağıda verilen grafiklerdeki değişimlerden hangisi gerçekleşmez? Okurken yoruldum arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Şimdi ne olmuş? Ağızda sindirim yok. Midede yok. İnce bağırsakta yok. Kimsin sen? Yağsın tabii ki de. Öyle değil mi? Bakalım. Kullanılan su. Hidroliz yapıyorsun. Bir zahmet suyu kullan zaten. Gliserol. Evet sen yağsın. Seni sindirdiğimde 3 yağ asidi artı 1 gliserol çıkacak her bir molün için. Serbest enzim miktarı. Bu grafik değişmez zaten. Sen enzim kullanıyorsan ki kullanırsın. Ne olur? Başlangıçta enzimin vardır. Daha sonra bir kompleks oluşturduğu için dibi görürsün. Daha sonra tekrardan yükselir senin. Çünkü enzimlerin reaksiyondan hop değişmeden çıkar. Bu da doğru. Şu ana kadar ilk üçüne doğru dedik. Lipid miktarı azalır. Çünkü sindirim yapıyorsun. Yağ asidi miktarı ne dedim ben az önce? Yağ asidi ve gliserol miktarı artar. Çünkü sen lipidleri yani yağları sindiriyorsun. Cevabın Edirne oldu. Ve nereye geçiyorum? 9. soruya. Neredeymiş? 9. Burada. Oh my god. Burada işte. 1, 2, 3, 4, 5. Şekilde verilen insan sindirim sistemine ait numaralı kısımlarla ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. 9. sorumuz. Bir yerde üretilen safra salgısı 5 numaralı organda iş görür. Hemen bakmak istiyorum. 1 numara kim? Karaciğer. Üretilir mi safra? Üretilir. Nereye gider hocam? Pankreasa. Peki. Pardon. Üretilir. Salgı kesesine gider. Salgı kesesinden nereye dökülür? İnce bağırsağa dökülür. İnce bağırsakta da işlev görür. O zaman Adana'yı söylersin. İki nolu organda başlayan protein sindirimi diyor. İki nolu organ yani mide başlar mı? Başlar. Dört nolu organda tamamlanır. Dört nolu organ karın bağırsak. Ama arkadaşlar ben bir daha söylüyorum. Yağların, karbonhidratların ve proteinlerin sindiriminin son olarak tamamlandığı nokta ince bağırsaktır. Kalın bağırsakta herhangi bir kimyasal sindirim olmaz. Kalın bağırsakta yalnızca su ve minerallerin emilimi gerçekleşir. Bu yüzden cevabınız bu soruda Bursa olacak. 3 nolu organda üretilen sindirim enzimlere bakıyoruz pankreasa. Diyor ki 5 nolu organda kimyasal sindirimde kullanılır. Evet hocam kullanılır. Diğerleri doğru zaten. Zaten yanlış da bulduk. Çok karalıyorum ama kalemi zor buluyorum. Aşağıdakilerden hangisi insanlarda tükürük sıvısının görevlerinden değildir demiş. Besinleri karganlaştırır, yumuşatır. Görevi. Ağız içinin nemli kalmasını sağlar. Görevi. Lizozim enzimlerinden dolayı antiseptik özelliktedir. Doğru. İçeriğindeki enzim ile pişmiş nişastanın kimyasal sindirimini başlatır. Doğru. Baktığımızda bileşimindeki hormonlar ile kimyasal sindirimi başlatır demiş. Hayır arkadaşlar. Tükürün böyle bir özelliği yoktur. Cevabımız Edirne olacak. Ama nerede? Burada. Ve devam ediyorum. Son soruya geldik. Şimdi demiş ki besinlerle alınan aşağıdaki maddelerden hangisi kimyasal değişime uğramadan ince bağırsaktan kana gider? Bunların hangisi kimyasal değişime uğramıyor? Baktığımızda tabii ki de mineraller kimyasal değişime uğramıyor arkadaşlar. Cevabınız Denizli olacak. Şu an gözüm atıyor. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.